Tebrik ederim beyefendi. Bu saat almakla çok iyi yaptınız. Bu saat 220 yıllık el yapımı. İngiliz sanatının bütün özelliklerini taşıyor. Biliyorum beyefendi. Yoksa 10.000 TL verir miydin bu saate? Aman dikkat edin. Merak etmeyin efendim. Son olarak şu kutuya da koyalım. Ne olur ne olmaz. Boş musun? He boşum ağam. Bagajı açar mısın şunu bagajı? Açarım. Aman dikkat şoför bey. Çok önemli, zarar görmemesi lazım. Tamam dikkat ederim. Aa Selim bu. Selim! Şoför bey sağda inebilir miyim? Bir arkadaşı gördüm de kaçırmayayım. Tamam ağam şöyle sağa geçem indirem. Ya çabuk çabuk kardeşim adam gidiyor çabuk. Buyur. 15 TL. Üstü kalsın kardeşim. Ali Kemal kolay gele. Şu benim taksiyi de bir yıkayasan ya. Önce Osman emicemin taksisini yıkayacaktım ama Seyit abicim seni severim iyi adamsın. Senin taksiyi önce yıkayırım. Hadi sağ ol sen. Hadi paspaslarla başlayalım ha. Paspaslardan. Kolay gelsin kız ana. Kolay gelsin. Sağ olasınız. Ya Osman aga karnım çok acıktı ya. Bir anda be. Ne derim biler misin? Ne deriz? Sana yapayım böyle koca bir tepsi pilav, etli pilav, etler büle büle, pirinçler böyle birbirinin üstünde yağdan kaya. İyi de eti nereden bulacaksın Osman aga? Papağan var ya, onu keseceğim. Git Osman aga ya, delirdin mi ya? Küçücük kuştan ne istiyorsun? Arandaki olayı kan davasına çevirdin, husumet yaptın ya. Öyle demesin lan, onda bir et var, ah böyle bıldırcan gibi. Seyit abicim senin temiz bezin var mıdır? He vardır bagajda. He. Oy. Seyit abicim. He. Ha buraya bir kutu vardır. Ne kutusu ya? Böyle bir kutu. Eyvah müşterinin kutusuydu unutmuş. Sallama sallama. Oğlum sallama çok değerli bir şey var dedi içinde. Dur dur dur. Bırak. Evi çocuğum bilmez misin müşteriyi nereye bıraktın? Götürürler gene. Yok be ağam böyle yolun ortasında böyle arkadaşına seslendi. Ondan sonra böyle indi gitti yani. Benim de kafam karıştı öyle unuttuk yani. Nasıl olur ya? Öyle değerli bir kutuyu müşteri nasıl arabada unutur? Osman aga bence bu işin içinde bir bit yeniği var. Evet. Gel bir bakalım. Saatli bomba! Anacık bombamı! Ya öde mi patlattınız ya? Ne bombası? Adam dedi ki, bunun içinde çok kıymetli böyle değerli bir şey var dedi. Bunu böyle dikkatli kullan dedi, arabayı sarsma dedi ya. Ne bombası ağam ya? Ya Seyit kardeşim, adam sana niye dikkatli sür demiş? Bomba var maazallah patlar matlar diye dikkatli sür demiş. İlk defa mantıklı bir şey söyledi. Süpürgeyi getir, sen de geç sana. Gel çabuk. Osman'a dikkatli ol. Duyar mısın be Sinan? Tak tik diye. Diyorum, duyuyorum. Tik tak da olabilir. Evet. Dikkatli olalım. Dikkatli ol Osman Agam. Yavaş. Doğru götürelim duvarın dibine doğru hadi. He ağam he. Yavaş. Bomba! Dur be! Bağırma lan! Nuri babacığım, Nuri babacığım! Ne oldu oğlum? Delirmiş gibi ne bağırıyorsun? Seyit abimin taksisine bomba koymuşlar. Ne? Bomba mı koymuşlar? He. Ya ne diyorsun Ali Kemal sen? Vallahi şimdi Osman Emici ile Sinan abicim bomba imam falan etmeye çalışırlar. Allah! Delirmiş bunlar! Fırlayın çocuklar! Ya ağam yapmayın ya içinde bomba yoksa ne olacak? Ya hiç bir dur kardeşim ya. Ne yapıyorsun buraya tık tak tık tak tık tak.
Oğlum lan bir bomba tutmaz. Deli misiniz siz ya? Ya bombayı imha ederiz be kardeşlik. Nereden biliyorsunuz içinde bomba olduğunu? Tik tak tik tak tik tak. Tik takları duyduk Nuri Baba. Her an patlayabilir. Saatli bomba bu. Ya diyelim ki bomba. O zaman polise haber veririz. Bomba imha ekibi gelir. Kardeş ben bunu beceririm be. Ben askerde tam 3 sene istihkam zabiti yaptım be. Eğer ne kadar bomba mayın vardı ben patlatırdım. Zaten fazla zamanımız kalmadı. Bomba bu her an patlayabilir. Siz şöyle arabanın arkasına geçin. Geçin geçin hadi biz patlatırız Osman Agay'la. Geçin şöyle geçin. Hadi Osman Agay patlat. Ya Osman Agay bu böyle olmayacak. Başka bir yöntem bulmamız lazım. Al bakayım şunu. Herkesler yere yatsın. Tik taklar sustu. Bomba imha edildi. Gelen üstün be Osman Aga. Nuri Baba, Osman Aga'ya madalya takmak lazım ha. Durağı büyük bir tehlikeden kurtardı. Helal olsun be, gerçekten de büyük adammışsın. Kahraman Osman Emicem. Osman, Sinan, size söyleyecek bir tek lafım var. Allah akıl fikir ihsan eylesin evladım. Amin. Amin. Mahvettiniz kutuyu. Yani şimdi adam çıkıp gelse dese ki benim kutum nerede? Ne diyeceğiz biz? Kardeşim. Seni bulana kadar aklı karıyı seçtim. Paketi senin bagajda unutmuşsun. Nerede benim paketim? Nerede benim paketim? Haydi. Reasiyasız cibilyasız zihniyasız. Adamın aracına koyarsın bombayı. Sonra da sorarsın nerede benim paketim? Öldüreceğim ben bu herifi. Ver bakalım. Osman! Siz ne diyorsunuz beyefendi? Ne bombası? Paket içerisinde antika bir saat vardı. Saat mi? Antika mı? Evet, antikacından 10.000 YTL almıştım. 10.000 YTL. Haydi. Evet, nerede benim paketim? Osmancığım. Sinancığım, beyefendinin saatini takdim edin canım. Aa, ne yaptınız saatimi? Biz bunu bomba sandık, imha ettik. Ne? İmha mı ettiniz? Nasıl yaparsınız böyle salakça bir şeyi? Bunun hesabını soracağım size. Sürüm sürüm süründüreceğim. Bittiniz siz kardeşim. Bittiniz. Evet. Bittik. Evet. Sinan, Seyit, Osman. Beyefendi sizden şikayetçi. Beyefendinin antika saatini taşla kırmışsınız. Evet efendim. Şikayetçi. Vallahi komiserim ben yapmadım. Suçlu olan Osman Aga. Previtaminsiz zoru görünce suçu bana mı yıkarsın? Yalan mı Osman Aga? Sen demedin mi bu kutuyu parçalayalım içinde bomba var diye? Ben dedim ki bomba bunun içinde ne arar dedim. Sen. Evet ben bu kutunun içinde olsa olsa saat vardır dedim. Sen. Ben hatta olsa olsa antika saat vardır dedim. Ama sen dinlemedin. Ben. Evet sen. Şimdi yalattıracağım sana şimdi Şamar ha. Sen etten satıcı çıktın be. Sen söylemedin mi? Paketin içinde bomba var diye. Yalan. Kuru iftira komiserim. Arkadaşlar aranızda tartışıp durmayın. Arkadaşlar sakin olalım. Komiserim bu konuda bu arkadaşın Seyit'in hiçbir suçu yok. Bütün suç bu ikisinde efendim. Vallahi komiserim yani ben bomba yoktur dedim. Sen! Ben dedim ama dinlemediler. Tamam da arkadaşlar bu işi nasıl halledeceğiz bana onu söyleyin. Ya aranızda anlaşacaksınız ya da sizi savcılığa sevk ettireceğim. Komiserim vallahi benim suçum yok. Beni savcılığa sevk ettirmeyin. Osman Aga suçlu onu sevk ettirin savcılığa. Allah Allah! Beyefendi benim bir ricam olacak efendim. Siz gelin bu arkadaşları affedin. Çünkü şu garantiyi veriyorum size. Bu insanlar sizin malınıza bilerek zarar verecek insanlar değil efendim. Evet. Çok doğru söyledin Nuri Baba. Ben kesinlikle değilim ama Osman Aga için aynı şeyi söyleyemem. Sinan! Ayrıca onlardan şikayetçi olmazsanız saatinizin bedelini kuruşuna kadar ödeyeceklerine ben kefilim. Baba, onun yeteneği nasıl ödeyeceğiz biz? Pardon. Peki. Ama senet yapacağız. Kabul mü? Kabul de bir ricam daha olacak. Lütfen taksitle ödesinler. Bunlar biliyorsunuz taksi şoförleri öyle defaten ödeyemezler. 3-5 taksit yapalım. Peki. Tamam. Peki tamam. Madem aranızda anlaştınız o halde buyurun çıkabilirsiniz.
Sağ ol komiser baba. Beyefendi nereye gidiyoruz? Sen nereye istersen oraya gidelim kulüm. Ben sana uyarım. Anlayamadım. Ne biçim konuşuyorsunuz siz benimle? Beğenmediysen laflarımı değiştireyim kulüm. Bende lafın her türlüsü mevcut. Niyetli değilsen bir yerde oturup bir şeyler içek. Bak gör ne laflar var bende. Aklından uçar. Lütfen edebinizi takının.